Merhaba arkadaşlar, ben Yeni Sistem Matematik YouTube kanalından Zafer Hoca. Bugünkü videomuzda kümelerdeki fark işlemini anlatacağız ve bundan sonra ilgili kazanan testlerini beraber çözeceğiz. Hemen başlayalım. Kümelerde fark işlemi, A B, B herhangi iki küme olsun, A'da olup A'da olup B'de olmayan elemanların kümesine A fark B kümesi deniyor. A taksim B ya da A eksi B şeklinde yazılıyor. A fark B diye de okunuyor. Peki biz bu A fark B kümesini Ortak özellik yöntemini gösterecek olursak kümemiz X'lerde oluşuyor. Öyle ki bu kümen elemanları A'da bulunacak. Bakın şu birinci kümenin elemanları olacak ama ikinci kümenin yani B'nin elemanı olmayacak. A fark B kümesi dendiği zaman A'da bulunup B'de bulunmayan elemanları göstermiş oluyoruz. Ama B fark A kümesi olsaydı bu daha farklı bir küme. Bu durumda da bu kümen elemanları X'lerde oluşuyor. Öyle ki bu kümen elemanları B'nin elemanı olacak. Fakat A'da bulunmayan elemanlar olacak. Şurası elemanı değildir. Peki buna göre arkadaşlar bir de şekil üzerinde 3 tane durumu inceleyelim. Şimdi A kümesi bakın şurası. Bu A kümesinden B kümesini söküp atarsak çıkartırsak şurayı çıkarttığınızı düşünün. Şurayı komple çıkartıp attığınızı düşünün. Buraya çıkarıp atarsak işte buradaki kalan şu kısma kalan kısmı kırmızı ile boyayayım. Şuradaki şu kalan kısma ne diyoruz? A fark B kümesi diyoruz. A'dan B'yi çıkarttık çünkü. Bir de tam tersini yaparsak yani B kümesinden A'yı çıkartırsak orayı da bakın şöyle e, pembeye boyayalım. B kümesinden A kümesini çıkartırsak şuradaki kalan kısma da, şuradaki kalan bu kısma da B fark A kümesi deniyor. Eğer kümelerden biri diğerinin alt kümesi ise mesela B kümesi A'yı kapsıyorsa, şuradaki olduğu gibi B kümesi daha büyük küme A kümesinden... Bu durumda B kümesinden A kümesini çıkartırsak yani şu içini çıkartırsak A kümesini içi boşalmış oluyor. Geriye burası kalmış oluyor şu taralı olan bölge. Eğer iki küme ayrı küme ise yani ortak elemanları yoksa A kümesinden B kümesini çıkarttığında hiç ortak elemanları olmadığı için hiçbir değişiklik olmayacak. Veya B kümesinden A kümesini çıkarttığında hiç ortak elemanları olmadığı için B kümesinde hiçbir değişiklik olmamış olacak. Yani başka bir deyişle A fark B demek A ile B kümesinin ortak elemanlarını A'dan çıkart demek. Şimdi gelelim özelliklerimize. A kümesinden A kümesini çıkartırsak yani şu birinci kümenin ikinci kümeden farklı elemanları var mı? Yok. Hiçbir şey kalmaz. Boş küme olur. A kümesinden boş kümeyi çıkartırsak hiçbir eleman değişmeyeceği için yine A kümesine eşit olur. Boş kümeden A kümesini çıkartırsak yine sonuç boş küme olacaktır. Eğer A kümesi B kümesinin alt kümesi ise yani şu şekilde olduğu gibi bakın. A fark B kümesi nereye eşit olur? görüldüğü gibi arkadaşlar boş kümeye eşit olur. Çünkü A kümesi küçük küme. Bu kümeden biz B kümesini sökersek, bunun tamamını söküp atarsak dolayısıyla A'nın içerisinde hiçbir şey kalmamış olur. A fark B ile B kümesini birleştirirsek hemen şöyle şekil üzerinde anlatalım. Bu bizim A kümemiz olsun. Bu da B kümemiz olsun. Şurası A kümesi, şurası B kümesi. Peki A fark B neresiydi? A'dan B'yi çıkarttıktan sonra işte şu geriye kalan kısma ne deniyordu? A fark B kümesi deniyor idi. A fark B böyle gösterelim. Sonra bize diyor ki bu 5. maddede A fark B kümesi ile B kümesini birleştiriyor. Birleştir demek tüm elemanlarını al demek. Öyleyse ikisini tarıyorum. Burası zaten A fark B kümesiydi. Bir de B kümesinin tamamını da bunun üzerine ekliyorum. Çünkü iki kümenin tamamını aldığımda bana neyi veriyor? A birleşim B'yi veriyor. Şekilde görüldüğü gibi bakın A ile B'nin tamamını verdi. Gelelim 6. özelliğimize. A kümesi ile B kümesi farklı iki küme olsun. Eğer bu iki küme birbirinden farklıysa A fark B kümesi ile B fark A kümesi de tabii ki birbirinden farklı olacaktır. Eğer iki küme birbirine eşitse bu durumda A kümesinden B kümesini çıkarttığımızda hiç eleman kalmaz. Çünkü farklı elemanı yok. B kümesinden de A kümesini çıkarttığımızda yine hiç eleman kalmaz ve sonuç boş küme olur. Gelelim 8. özelliğimize. Yine şekil üzerinde anlatalım. Burası A kümesi olsun. E, burası B kümesi olsun. Bu da bizim C kümemiz olsun. Şöyle yazalım. A kümesi, B kümesi, C kümesi. A fark B kümesi neresi olur? A'dan B'yi çıkartırsak şu sarıyla boyayalım. A kümesine bakın B'yi çıkarttığımızda işte geriye kalan bölge burası olmuş oluyor. Daha sonra bize diyor ki devamında önce parantezin içini yaptık. Sarı bölgeyi bulduk. Sonra buradan da C'yi çıkart diyor. O zaman C'yi de çıkartırsak bakın şu C'nin tamamını başka bir renk alıyorum. Şu C'nin tamamını da çıkartırsak geriye ne kalmış olur? A kümesinden B ile C'nin birleşimini çıkartmış oluyoruz bakın. Şu B ile C'nin tamamını şöyle tamamı demek birleşim demek iki kümenin tamamı demek. Tamamını A kümesinden çıkartırsak işte geriye bu sarı bölge kalmış oluyor. Bunu şöyle ifade edebiliriz yazalım. A kümesinden çıkartmış olduk B ile C'nin tamamını. Geçelim arkadaşlar 9 ve sonuncu özelliğimize. A birleşim B kümesinin eleman sayısı bulunurken daha önce bir formülümüz vardı. Neydi onu hatırlayalım. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi kesişimlerinin eleman sayısı. Bunu formüllerde çok kullanıyorduk. Formülü sorularda bir de demiştik ki şekilli sorularda da e, neyi kullanalım demiştik. 3 bölgenin elemanını toplayarak A birleşim B'nin eleman sayısını bulabilirsiniz demiştik. Hemen onu hatırlayalım. Şurası A kümesi. Şurası B kümesi arkadaşlar. Bakın burada 3 tane bölge var. İşte şurası şu birinci bölge A fark B bölgesi olmuş oluyor. A fark B bölgesi. Şu ortadaki bölge A kesişim B bölgesi olmuş oluyor. Şuradaki bölgede burası da B'den A'yı çıkarttığımızda geriye kalan bölge. Yani B fark A. Bu 3 bölgeyi topladığımızda bize A bileşim B'nin eleman sayısını verir demiştik şekilli sorularda. İşte burada onu yazacağız. Öyleyse A fark B'nin eleman sayısı artı A kesişim B'nin eleman sayısı artı B fark A'nın eleman sayısı. Yani bu üç bölgedeki elemanlar toplanırsa yine bize A birleşim B'nin eleman sayısını verir. Geçelim tümleme işlemine. E evrensel kümesi üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri kapsayan kümeydi. A kümesi de evrensel kümenin tabii ki alt kümesi. Evrensel kümede olan fakat A kümesinde olmayan bütün elemanların oluşturduğu kümeye A'nın tümleyeni denir. Yani A'nın değili yani A'nın dışında kalan bölge bakın. A'nın kendisi burası maviyle taranan yer. Şurası da A'nın dışında kalan bölge. A'nın dışında kalan bölgeye A'nın değili veya A'nın tümleyeni deniyor. Bu iki şekilde gösteriliyor. Liste yöntemiyle bakarsak x'ler e, evrensel kümenin elemanı olacak fakat A'nın elemanı olmayacak. Bir kümenin değilinin değili kendisi olur. Aynı mantık konusunda olduğu gibi evrensel kümenin değil arkadaşlar boş küme olur. Çünkü evrensel küme tüm elemanları kapsadığı için evrensel kümenin dışında eleman kalmamış oluyor. Boş kümenin hiç elemanı olmadığı için boş kümenin tümleyeni yani boş kümenin dışında kalan bölge evrensel küme olmuş oluyor. A kümesi ile tümleyeninin ortak elemanı olmaz. İkisinin ortak elemanı yok arkadaşlar. A kümesi ile A kümesinin tümleyenini birleştirdiğimizde yani A'nın içi ile dışını birleştirirsek arkadaşlar birleşim demek tüm elemanlarını al demek. A'nın içinin ve dışının tüm elemanlarını al demek. Bize evrensel kümeyi verir. Burada çok önemli bir formül var. Sorularda çok işimize yarıyor. A'nın eleman sayısı ile A'nın tümleyeninin eleman sayısı toplandığında evrensel kümenin eleman sayısını verir. Şu şeklimizi bir silelim. Yani ne demek istediğimizi şunun şekil üzerinden bir anlatalım. A'nın eleman sayısı işte şurada bulunan elemanlar A'nın eleman sayısı. Bir de A'nın tümleyenin eleman sayısı. Yani şu dışarıda bulunan elemanlar. Buradaki elemanlarla dışarıdaki elemanları toplarsak bize evrensel kümenin eleman sayısını verecek. Gelelim 6. maddemize. 6. maddemizde arkadaşlar A fark B'yi kesişim cinsinden yazabiliyoruz. Nasıl yazabiliyoruz? Şu şekilde A'nın arkadaşlar A'nın A fark B bölgesi önce gösterelim. Bakın şurası A fark B bölgesi. Bunu şöyle ifade edebiliriz. A ile B'nin dışında kalan bölgenin ortak elemanları kesiştiği yer. Bakın A kümesi işte burası. B'nin dışında kalan bölgeyi de kırmızıyla göstereyim. B'nin tümleyeni, B'nin dışında kalan bölge. Dolayısıyla A kümesi ile B'nin dışında kalan bölgenin kesiştiği yer işte burası olmuş oluyor. Demek ki farkla karşılaştığımızda biz bunu kesişime dönüştürmek istiyorsak yapacağımız şey şu. A kesişim B'nin değili şeklinde gösterebiliyoruz. Önemli, bunu kullanacağız. Evet. Geçelim 7. maddemize. De Morgan kuralları burada söz konusu. Aynen mantıkta olduğu gibi A birleşim B'nin değili demek A'nın değili birleşimin değlini alıyorsun, kesişim oluyor. Burası da B'nin değili olur. Aynı şekilde parantezi açtığımızda A'nın değili birleşim B'nin değili olur. Gelelim son maddemize. Eğer A kümesi B kümesinin alt kümesi ise, ağza açık olan taraftaki B o kümesi olduğu için daha büyük küme burada B kümesi. A kümesi de onun alt kümesi. Bu durumda A'nın tümleyeni B'nin tümleyenini kapsıyor. Gerçekten bakın A'nın dışında kalan bölge daha büyük. A'nın dışında kalan bölgeyi çiziyorum şu an. Bir de B'nin dışında kalan bölgeye bakın. Onu da yeşille çiziyorum. Bakın B'nin dışında kalan bölge daha küçük olmuş oluyor. Çünkü A'nın dışında kalan bölgede şuradaki elemanlar da var. Ama B'nin dışında bu yeşille çizdiğim elemanlar yok. Dolayısıyla B'nin tümleyeni kapsıyor. Pardon A'nın tümleyeni kapsıyor B'nin tümleyeni. Geçelim hemen sorularımıza. İlk sorumuzda e, Venn şemasıyla kümeler verilmiş. Buna göre bu kümeleri liste yöntemiyle yazmamız istenmiş. A kümesinden B kümesini çıkart diyor A şıkkında. Bakın A kümesi işte burası. Bu A kümesinden B kümesini söküp atalım. Bakın şu B kümesini karalıyorum. B kümesini söküp attığınızı düşünün. Bunu böyle çıkarıp sildiğinizi düşünün. Geriye A kümesinde ne kalıyor? Bu B'yi atarsak bakın geriye hangi elemanlar kalıyor? Şu bölgeyi tarayalım. İşte şurası A'nın içinde kalan elemanlar. Yani 1, 2 ve 3. A kümesinden B'yi söküp attık. Çıkart diyor çünkü bize. Şimdi temizleyelim bunu. Şurayı temizleyelim ve geçelim. B şıkkına. B kümesinden C kümesini çıkartıyor. Şurası bizim B kümesi. B kümesini önce bir gösterelim. B kümesinin tamamı burası. Bu B kümesinden C'yi söküp at diyor. C'yi şu şekilde karalıyorum bakın. Bu kümeyi söküyoruz B'nin içinden. Silip atıyoruz. Geriye B'de ne kalıyor? Onu da gösterelim. C'yi söküp attığımızda B'nin içerisinde kalanlar işte burası. Bakın ne kalmış oldu? 6 ve 9 elemanları kaldı. Onu da hemen yazalım. Liste yöntemiyle 6 ve 9. Gelelim C seçeneğimize. Yine önce burayı bir silelim. C seçeneğinde de diyor ki A bileşim B'den C'yi çıkart. Önce A birleşim B demek iki kümenin tamamı demek. Gösteriyorum şimdi A birleşim B'ye. A ile B'nin tamamını alıyorum. Bu mavi ile çizdiğimin içerisi tamamı A birleşim B. Buradan C'yi söküp atacağız. C'yi siliyoruz şimdi bakın. C'yi sildiğimizi düşünün. Burayı silip atınca geriye A birleşim B'nin içerisinde ne kalıyor? Bakın geriye kalan elemanlar işte burası olmuş oluyor. Yani 2, 3, 6 ve 9 çıkarmanın mantığını umarım anlamışsınızdır. Gelelim D seçeneğine. Yine burayı siliyorum. D seçeneğinde diyor ki A'dan B'yi çıkart sonra da C'yi çıkart. Şimdi A kümesini önce şöyle bir gösterelim. A kümesinden B'yi söküyoruz, atıyoruz. Şurayı sildiğinizi düşünün. Silik attık. Sonra C'yi de çıkan sonuçtan C'yi de silip atacağız. C kümesini de silik attık. Geriye ne kaldı arkadaşlar A'nın içerisinde? Sadece 2 ve 3 elemanları kaldı. Sol olarak C kümesinden A bileşim B'yi çıkart diyor. Şurayı bir silelim. Önce şu birinci kümeyi gösterelim. C kümesi hangisi? C kümesi işte burası. C kümesinden neyi çıkartacağız? Neyi karalayacağız? Neyi sileceğiz? A bileşim B'yi çıkart diyor. Yani A ve B'nin tamamını çıkart. Şimdi A bileşim B'yi karalıyorum. A bileşim B demek iki kümenin tamamı demek. Burayı bu karaladığım bölgeyi A bileşim B'yi C'nin içerisinden söküp atarsak ne kalıyor geriye C'nin içerisinde? İşte bu bölge kalıyor. Fakat bu bölgede de C'de hiç eleman yok. O yüzden bu da boş küme olacak. Geçelim ikinci sorumuza. 3 tane kümemiz verilmiş. Aşağıdakilerden eleman sayıları bizden istenmiş. Öyleyse önce A kümesinin elemanlarını liste yöntemiyle yazalım. Eksi 3 ile 5 arasındaki tam sayılar. Eksi 3 dahil. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. 5 dahil değil. Gelelim B kümesini yazmaya. Eksi 4 ile 7 arasındaki doğal sayılar. Doğal sayılarda negatif sayılar olmadığı için sıfırdan başlıyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 dahil. Gelelim son olarak C kümesine. C kümesi de eksi 6 ile 4 arasındaki negatif tam sayılar diyor. Bakın üstünde eksi var. Öyleyse eksi 6'yı alamayacağız. Çünkü eksi 6'da eşitlik yok. Eksi 5'ten başlarız. Sonra eksi 4, sonra eksi 3, sonra eksi 2, sonra eksi 1. 0 biliyorsunuz ne negatif ne de pozitif. Negatif tam sayılar işte bunlar. Şimdi A kümesi başlayalım. A'dan B'yi çıkart diyor bakın. A kümesinden ortak olan elemanları yani B'nin elemanlarını çıkartırsanız ne kalır? 0'ı çıkartıyoruz, 1'i çıkartıyoruz. 2 bakın B kümesinde var. 3'ü de çıkartıyoruz. 4'ü de çıkartıyoruz. Geriye A kümesinin B'den farklı kaç elemanı kalıyor? 3 tane elemanı kalıyor. Evet, şu çıkarttıklarımızı bir silelim karışmasın. Gelelim B şıkkına. B şıkkında ise bizden ne istemiş? B kümesinden A kümesini çıkart demiş. Yani B kümesinden A kümesinin elemanlarını çıkartacağız. Bakıyoruz 0 var, A'da olan çıkarttık. 1'i çıkarttık, 2'yi çıkarttık, 3'ü çıkarttık, 4'ü çıkarttık. Geriye o zaman kalan elemanlar 5, 6, 7. Bize eleman sayısını soruyor. 3 diyeceğiz. Diğer şıkka geçmeden şunları bir silelim. Şimdi geçelim diğer seçeneğimize. C seçeneğimizde ne istiyor bizden? A ile C fark A kümesinin ortak elemanlarını istiyor. Önce isterseniz A kümesine bir bakalım. A kümesi işte burada. Peki C'den A'yı çıkartırsak ne kalır geriye bakalım. C kümesinin içerisinden A kümesinin elemanlarını çıkartıyoruz. Yani eksi 3'ü, eksi 2 ve eksi 1'i çıkartıyoruz. Geriye eksi 5 ve eksi 4 elemanları kalıyor. Evet bu elemanları bu kümeyle kesiştirdiğimizde bakıyoruz ikisinin hiç ortak elemanı yok. Dolayısıyla buna boş küme diyeceğiz. Yani sıfır elemanı var. Gelelim D seçeneğine. C kümesinden B birleşim A'yı çıkart diyor. Yani B ve A'nın tüm elemanlarını çıkart. Önce şurayı bir temizleyelim. C kümesinden B ve A'nın bakın birleşimini yani tüm elemanlarını çıkartıyor. Bakalım eksi 3 var A'da, eksi 2 var, eksi 1 var A kümesinde bunları çıkarttık. Eksi 4 2 kümede de olmadığı için, eksi 5 de iki kümede olmadığı için bu ikisini çıkartamıyoruz. Geriye C kümesinde 2 eleman kalmış oluyor. Gelelim E seçeneğine önce B kümesinden C'yi çıkartmakla yani parantezle başlıyoruz. B kümesinden C'nin elemanlarını çıkartırsanız bakıyorsunuz hiç ortak eleman yok. Çıkartacak hiçbir şey yok yani. B kümesi kalıyor olduğu gibi. Ortak elemanları olmadığı için B kümesi kalmış oluyor. O zaman buranın sonucu A'dan B'yi çıkart olmuş oluyor. A'dan B'yi de çıkartmıştık zaten A seçeneğinde. Dolayısıyla cevabımıza yine 3 diyoruz. Geçelim 25 numaralı kazanım testimizin ilk sorusuna. Ben şemasıyla gösterilen kümeleri liste yöntemiyle gösteriniz demiş. Amen A şıkkıyla başlayalım. A'nın değil yani A'nın dışında kalanları bulacağız. Bakın burası bizim A kümemiz. A'nın dışında kalan elemanlar 6, 7, 8 ve 9. Gayet kolay. A'nın tümleyeni. Peki B'nin dışında kalanları soruyor. O zaman B'yi bir önce tespit edelim. B kümesinin tamamı işte burası. B'nin dışında kalan elemanlar hangileri olur? 2 var en küçük. Sonra 3 var. Sonra 5 var. Sonra 8 var. Sonra 9 var. Geçelim C seçeneğine. C seçeneğine geçmeden şurayı bir silelim. Ne demiş C seçeneğinde? A kesişim B'nin değili. Arkadaşlar A kesişim B'yi önce bir gösterelim. Bakın burası işte bu kümenin dışında kalan her yer. Bu kümenin dışında kalan her yer olduğu için 1 ve 4 dışındaki tüm elemanları almamız gerekir. Hemen alalım öyleyse. 1 ve 4 dışında 2 var, 3 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var ve 9 var. Geçelim D seçeneğine. A kesişim B'nin değili, sonra da bulduğumuz sonucun değilini bizden istemiş. Eğer şunu hatırlıyorsanız A kesişim B'nin değili demek A fark B demekti. Özellikler kısmında bahsetmiştik. Hatırlıyorsanız bunun yerine bunu yazıp soruyu daha rahat çözebilirsiniz. Yani A'dan B'yi çıkartacağız. A'dan B'yi çıkartırsak bakın işte burası kalıyordu. A kümesinden B çıkartıldığında işte burası A fark B. Başka bir deyişle A ile B'nin değilinin ortak olan bölge seçti. Işte. Böyle de yazılabilir. Peki bu bölgenin bir daha değilini alıyor burada. Yani bunun dışında kalan elemanları bizden istiyor. Öyleyse bu bölgenin dışında kalan tüm elemanları yazıyorsunuz. 1 var, 4 var, 6 var, 7 var, 8 var ve 9 var. Geçelim E seçeneğine. E seçeneği biraz karışık gibi gözüküyor. Çünkü hem burada değili var hem burada değili var. Onun yerine demorgan kullanarak bunu eski haline dönüştürebilirsiniz. Yani bunun eski hali A bileşim B'nin değili demekti. Çünkü bu daha anlaşılır oluyor bu şekilde. A bileşim B'nin dışındaki tüm elemanları soruyor. Önce bir temizleyelim. A bileşim B demek bakın A ile B'nin tamamı demek. A ile B kümelerinin tamamını aldık. Dışında kalan elemanları soruyor. Yani 8 ve 9. Evet geçelim son seçeneğimize. A kesişim B'nin değili. Zaten D seçeneğinde ondan bahsetmiştik. A kesişim B'nin değili demek A fark B demekti. Dolayısıyla A fark B demek de işte şurası A'dan B'ye çıkarttığınızda buradaki elemanlar kalıyor. Fakat elemanları sildim gözükmüyor. 3, 5 ve 2 elemanları kalıyor. 3, 5 ve 2 A kesişim B'nin değil. Evet, geçelim arkadaşlar 25. testimizin son sorusuna, videomuzun da son sorusu. Burada demiş ki evrensel küme alfabemizdeki tüm harfler. Tamam. A kümesinde ise yine alfabemizdeki bazı harfler var. B kümesinde de alfabemizdeki bazı harfler var. Buna göre aşağıda verilen ifadelerin sonucunu kaçtır olarak bize sorulmuş. Tabi önce evrensel kümenin eleman sayısını bulalım. Evrensel küme bakıyorsunuz alfabemizdeki tüm harfler olduğu için 29 elemanlı evrensel kümemiz. Peki A kümesi kaç elemanlı? Bir sayalım bakalım A kümesinin elemanları kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 tane elemanı var. O zaman A'nın tümleyeninin eleman sayısı da kaç tane olur? A'nın içinde 8 eleman varsa A'nın dışında da 21 eleman olur. Çünkü toplamları 29'u vermeli. Evrensel kümenin eleman sayısını vermeli. Şurası bizim evrensel kümemizse A kümesinin içinde eğer 8 eleman varsa dışında da 21 eleman olmalı ki toplam 29'u versin. B'nin dışında kaç eleman var? B kümesini bir sayalım kaç elemanlı? 9 elemanlı bakın B kümesi. Öyleyse B kümesinin dışında kalan eleman sayısı da 20 olacaktır. Gelelim C seçeneğine. C seçeneğinde A'nın değili birleşim B'nin değilini bulmamız zor ama De Morgan'dan bunu eski haline dönüştürürsek bu aslında A kesişim B'nin değilinin eleman sayısını bize soruyor. A kesişim B'nin değilini bulmak daha kolay. A kesişim B demek ikisinin ortak elemanları demek. Önce şurayı bir temizleyelim. A kümesiyle B kümesinin ortak elemanları kaç tane bir bulalım. Bakıyoruz A'lar ortak bir tane. Sonra E'ler iki kümede de var. Bir de C var iki kümede de olan. Dolayısıyla A kesişim B'nin eleman sayısı bunların ortak elemanları 3 tane. Peki bize A kesim B'nin değilinin eleman sayısını soruyor. Evrensel küme 29 elemansa 29 elemandan bu 3 tane ortak elemanı çıkartırsak A kesim B'nin değiline de 26 tane eleman kalır. Gelelim D seçeneğine. D seçeneğinde de A'nın değili kesişim B'nin değilinin eleman sayısını soruyor. Bunu da yine De eski haline dönüştürürsek daha anlaşılır olacaktır. Yani A bileşim B'nin dışında kalan eleman sayısını bizden istemiş. E bakıyoruz A bileşim B'nin eleman sayısı nedir? E, tabii ki iki kümeyi birleştirerek uzun uzun uğraşmayacağım. Formülle yapacağım. A bileşim B'nin eleman sayısını bulmak için ne yapıyorduk? A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi kesişimlerinin eleman sayısını çıkartarak A bileşim B'nin eleman sayısını buluyorduk. O zaman 17'den 3 çıkartılırsa A bileşim B 14 elemanlı. Peki bunun değili A bileşim B'nin 14 tane elemanı varsa A, A bileşim B'nin dışında kalan kaç eleman olur? 29'dan da 14'ü çıkartıyoruz. Cevabımız 15 eleman olmalı. Evet bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenerek, videolarımıza yorum yaparak, kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Instagram'dan takip etmek isteyenler için Instagram adresimi de buraya bırakıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.